George Jesus'la birlikte şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe'de transfer dönemindeki hareketlilik devam ediyor. Sarı lacivertlilerde kurmaylar Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda hareket ederken, Fenerbahçe'nin yıldızına dev bir teklif geldi. Sporting Lisbon, Wolverhampton Wanderers'a 50 milyon euro karşılığı satmaya hazırlandığı Mateus Nunes'in yerini Fenerbahçe'den Miguel Crespo ile doldurmak istiyor. Record gazetesinde yer alan habere göre, 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun yerini doldurmak için harekete geçen Sporting Lisbon adına yönetici Hugo Viana, teknik direktör Ruben Amorim'in verdiği liste üzerinden harekete geçti. Amorim'in listesinde ikinci sırada olan Miguel Crespo için Fenerbahçe'ye bir teklif sunuldu. Sporting, Crespo için ilk aşamada Fenerbahçe'ye 7 milyon euroluk bir teklif sundu. Fakat Süper Lig devi Fenerbahçe, Portekiz ekibinden gelen bu teklifi geri çevirdi. Sporting Lisbon'un, gelir gider dengesi açısından 10 milyon euroluk bir bütçesi olduğu ve Fenerbahçe'nin talep edeceği rakamlara çıkma ihtimalinin de az olduğu kaydedildi. Sarı lacivertli taraftarlar artık Maxi Gomez transferinin açıklanması için saatleri sayıyor. Fenerbahçe cephesinden beklenen açıklama henüz gelmedi. Ancak İspanya'da yaşanan gelişmeler, bu transferin bittiğini gösteriyor. Valencia, Maxi Gomez'i satma konusunda sarı lacivertliler ile her konuda anlaşma sağlamıştı. İspanyol ekibi, teknik direktör Getuson'un talebi doğrultusunda Gomez'in yerini doldurmak için hemen çalışmalara başladı. Ekonomik sorunlar yaşayan Valencia, bonservisi elinde olan isimlere yöneldi. İlk tercih ise Gomez'in vatandaşı Edinson Cavani oldu. Uruguaylı yıldız, kariyerini La Liga'da sürdürmek istediği için birçok teklifi geri çevirmişti. Valencia, Cavani'nin İspanya hayalini gerçekleştirebilir. Ancak siyah beyazlıların sunduğu teklifin 35 yaşındaki oyuncuya daha önce gelen tekliflerden daha düşük olduğu kaydedildi. Bu arada Maxi Gomez'in de artık Valencia'daki eşyalarını toplamaya başladığı ve Fenerbahçe'den gelecek haberi beklediği belirtildi. Uruguaylı oyuncu işlemlerinin tamamlanmasının ardından kulübün göndereceği özel uçakla İstanbul'a gelecek. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bugün Avusturya'nın Austria Wien takımına konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktörü George Jesus rövanş öncesi iyi bir skorla buradan ayrılmak istediklerini söyledi. Maçın oynanacağı başkent Viyana'daki Viola Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, zor bir maç olacağını belirtti. Austria Wien'in Slovako'dan daha güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Jesus, Austria Wien Avrupa'da prestiji olan bir takım. Bize zorluk çıkarmaya çalışacaklardır. İstanbul'daki maç öncesi iyi bir sonuç almak istiyoruz. Ali Oski, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci fiziksel olarak iyi durumdalar diyemem. İrfan ve Mert uzun süreli sakatlıklardan çıktılar. Maçın yoğunluğunu kaldıracak fiziksel durumda olmamaları normal, ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin her maçı kazanmak için oynadığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, her maçı kazanma anlayışıyla sahaya çıkıyoruz. Rakipten bağımsız söylüyorum bunu iki takımın da Avrupa sıralamasına baktığımızda aşağılarda görüyoruz. Fenerbahçe hak ettiği yerde değil diye konuştu.